Osmanlı Devleti'ni ve dönemindeki uluslararası gündemi çıkardığı isyanlarla uzun süre meşgul eden Mehmet Ali Paşa, bunun yanı sıra Mısır modernleşmesindeki kurucu rolüyle de yakın dönem Orta Doğu tarihinin en önemli simalarındandır. Mehmet Ali Paşa 1769 yılında bugün Yunanistan'a bağlı küçük bir şehir olan Kavala'da doğdu. Genellikle Arnavut asıllı olarak bilinse de tarihi kaynaklara göre büyük dedeleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle Kavala'ya Anadolu'dan göç etmişlerdi. Çocukluğunu ve gençliğini babası İbrahim Ağa'nın yanında tütün ticaretiyle uğraşarak geçiren Mehmet Ali, 18 yaşında askerlik hizmetine girdi. Kavala çorbacısının akrabalarından zengin bir hanımefendiyle evlendi. Bu evlilikten daha sonraları ünlenecek olan oğulları İbrahim, Tosun ve İsmail oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarında eğitim almadığı için okuma yazma bilmiyordu. Ama o, bu eksikliğini kıvrak zekası, çalışkanlığı ve cesurluğuyla örtmeyi başardı. 1789 yılında Fransa'nın Osmanlı idaresindeki Mısır'ı işgali, Mehmet Ali'ye paşalığa ve Mısır valiliğine giden yolu açacaktı. Mısır'daki Fransızlara karşı mücadele etmek için toplanan gönüllü askerler arasına katıldı ve 300 gönüllü ile birlikte bölüğünün ikinci komutanı olarak Kavala'dan Kahire'ye gitti. Buradaki mücadelelerde Osmanlı ve Fransız ordularını gözlemleme ve mukayese imkanı buldu. Orduda gösterdiği gayret ve başarıyla Osmanlı'nın Mısır valisi Hüsrev Paşa tarafından binbaşılığa yükseltildi. 17. yüzyılda Mısır'ın yönetimi Osmanlı valilerinin elindeydi. Memluk beyleri de askeri güçleri nispetinde yönetimde söz sahibi oluyorlardı. Mehmet Ali, Mısır'da Fransız işgalinin doğurduğu boşluğu ve Osmanlı-Memluk çekişmesini iyi kullandı. Askerleri kendini sevdirdi. Hicaz'daki Vehhabi isyanını bastırması ve vergisini düzenli vermesi şartıyla Cidde valisi olarak atandı. Bu sayede paşalık ünvanını elde etti. Cidde valiliğine atanmasına rağmen o, Kahire'den ayrılmadı. Israrlı bir siyaset güttü ve bazı politik entrikalara girişti. 1805 yılında Osmanlı idaresi tarafından Mısır valisi olarak tanındı. Bundan sonra Kavalalı 40 yıl sürecek bir iç gelişme ve yayılma dönemini başlattı. Mehmet Ali, Mısır'da kendi hanedanını kurmak ve Osmanlı idaresinden bağımsız hareket etmek istiyordu. Bu isteğin temelinde valiliğinin Osmanlı idaresi tarafından gönülsüz bir şekilde kabulü vardı. Hedefleri için güçlü bir ordu ve donanma kurmanın zaruri olduğuna karar verdi. Kendine savaşlarda gözlemleme imkanı bulduğu modern Avrupa ordularını model olarak aldı. Kavalalı, modern bir orduya engel olarak gördüğü ve sadakatlerini kazanamadığı 74 Memluk beyini 1811 yılında verdiği bir yemek şöleninde ortadan kaldırdı. Memluklulardan kaçmayı başaranlar Sudan'a sığındılar. Mehmet Ali ilk seferini Batı Arabistan'daki Vehhabi hareketine karşı yaptı. Mekke ve Medine'yi ele geçiren Vehhabilere iç karışıklıklar ve Avrupa savaşları nedeniyle müdahale edemeyen Sultan II. Mahmud bu konuda Kavalalı'yı görevlendirmişti. Kavalalı çetin mücadeleler sonucunda oğlu İbrahim aracılığıyla bu isyanı bastırdı. Hicaz'da hakimiyet kurdu ve İslam aleminde büyük bir şöhret kazandı. Otoritesini sağlamlaştıran Mehmet Ali, bir dizi idari, askeri, siyasi ve ekonomik reforma girişti. Mısır'da başta askeri olmak üzere çeşitli bölümlerde okullar kurdu. Avrupa'ya özellikle Fransa'ya öğrenciler gönderdi. Bu öğrenciler Avrupa'da edindikleri fikirler ve öğrendikleri yabancı dillerle Mısır'ın geleceğinde önemli söz sahibi olacaklardı. 1828'de propaganda amacıyla Arap dilindeki ilk gazete olan El Vakail Mısriye'yi çıkardı. Kavalalı, reformlarında tedbirli Osmanlı idaresinin aksine çok cesur ve radikal davranmaktan çekinmiyordu. Nil Nehri'ni açtığı yeni kanallarla değerlendirerek ziraatte de atılım yaptı. İltizam arazilerine el koydu ve vakıf arazilerine vergi zorunluluğu getirdi. Bu hamlelerinin sonucunda iltizamdan gelir elde eden beylerin ve vakıf arazilerinden zengin olan ulemanın gücünü kırdı. Yerli pazar ve savaş malzemeleri için sanayileşme programı başlattı. Mehmet Ali, hem askeri anlamda nüfusundan yararlanmak hem de bölgeye kaçan Memluklu sığınmacıları yakalamak için Sudan üzerine oğlu İsmail Paşa idaresinde bir ordu gönderdi.
Kuzey Sudan'ı ele geçirmesine karşın istediği orduyu Sudan'da kuramayacağını anlayınca Mısır köylülerini asker almaya karar verdi. 130 bin kişilik devasa bir ordu kurdu. 1821 yılında ortaya çıkan Yunan ayaklanmasını bastıramayan Osmanlı Devleti Kavalalı'dan yardım istemek zorunda kaldı. Kavalalı, Mısır Valiliğine ek olarak Girit ve Mora Valiliklerinin de kendisine verilmesi şartıyla yardım isteğine olumlu karşılık verdi. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetlerle isyanı kısa bir sürede bastırdı. Daha sonra uluslararası müdahaleler nedeniyle Mora'yı elde edemeyeceğini anlayan Kavalalı askerlerini Mısır'a geri çekti. Bu geri çekilişi ve 1828 yılında patlak veren Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı'ya yardım göndermeyişi nedeniyle padişahla arası açıldı. Mora seferinin maliyetlerini de dile getirerek Osmanlı idaresinden oğlu İbrahim için Suriye valiliğini istedi. Bu isteği reddedilen Kavalalı, bazı ekonomik ve siyasi nedenlerle Akka valisiyle aralarındaki bir sürtüşmeyi bahane ederek Suriye'yi işgal etti. 1832 yılında oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı ordularının mukavemetini kırarak Kütahya'ya kadar geldi. Araya Rusya ve İngiltere'nin girmesiyle İbrahim Paşa'nın Suriye ve Adana valisi olarak tanındığı bir senet, Kavalalı ile Osmanlı arasında imzalandı. Sultan II. Mahmut, İbrahim Paşa'nın siyasi ve iktisadi icraatlerinden hoşnutsuz olan yerel halkın desteğinden de yararlanmak düşüncesiyle Kavalalı'nın üzerine yürümeye karar verdi. 1839 yılında Nizip'te Osmanlı kuvvetleri bir kez daha yenildi. Mağlubiyet haberi saraya ulaşmadan 2. Mahmut verem hastalığından vefat etti ve idareye Sultan Abdülmecit geçti. Mısır'da kuvvetli bir devlet istemeyen İngiltere, Osmanlı güçleriyle beraber Lübnan'a asker çıkardı. Askerlerin gelmesiyle beraber bir takım halk ayaklanmaları da baş gösterdi. Gelişmeler üzerine İbrahim Paşa Mısır'a döndü. Avrupa devletlerinin baskısıyla 1841 yılında bir anlaşma imzalamaya razı oldu. Anlaşma şartlarına göre Mısır valiliği Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelenlere bırakılacak, Mısır'da asker sayısı 18 bini geçemeyecek ve Paşa Sudan haricinde işgal ettiği yerlerden geri çekilecekti. 1841 yılından sonra durağan bir siyaset izleyen Kavalalı, 1846 yılında İstanbul'a gelerek Sultan Abdülmecid'i ziyaret etti. Bu ziyarette bunama belirtileri göstermesi nedeniyle valiliğe oğlu İbrahim Paşa geçti. Mehmet Ali, çocukluğunun geçtiği Kavala'ya, sonrasında Napoli ve Malta'ya seyahat ederek Kahire'ye döndü. İbrahim Paşa'nın 3 ay sonraki ölümüyle torunu Abbas Paşa Mısır valisi oldu. Mısır'da 1952 yılına kadar sürecek bir hanedan kuran Mehmet Ali, 2 Ağustos 1848'de hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti gereği Kahire Kalesi'nde inşa ettirdiği Selahattin Camii'nin mezarlığına defnedildi. 90'a yakın çocuğuyla ve bıraktığı mirasla Türk sinemasını bir ara epey bir meşgul eden Mehmet Ali Paşa'dan geriye kültürel olarak Kahire'de yaptırdığı cami, Kavala'da inşa ettirdiği imaret ve müze olarak kullanılan doğduğu konak kalmıştır. Yunanistan hükümeti bu konağın hemen yanına Mehmet Ali Paşa'nın at sırtından Ege Denizi'ne bakan bir heykelini yaptırmıştır. Kavalalı, eli kırbaçlı yönetim tarzı ve bazı uygulamaları nedeniyle bazı tarihçiler tarafından son firavun olarak adlandırılsa da Mısır'ın daha sonraki yöneticileri onun son olmadığını göstereceklerdi. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı ve video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın.